Futbolu değiştirecek 10 yıllık transfer davası sona erdi. Avrupa Adalet Divanı FIFA'nın transfer kurallarının Avrupa Birliği yasalarına aykırı olduğuna karar verirken Fransız milli oyuncu Lassana Diarra bu davayla yeni bosman olacak gibi gözüküyor. Belki şimdilik o kadar büyük bir dava gibi gözükmüyor ama Diarra davasının sonuçları ilerleyen dönemde en azından Avrupa Birliği içindeki transfer kurallarının değişmesine yol açabilir. Gelin neler olmuş ve neler olabilir inceleyelim. 2013 yılında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla 4 yıllık bir sözleşme imzalayan Fransız futbolcu Lassana Diarra Maaşındaki kesintiler nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Ardından kulüp Diarra'ya karşı FIFA'nın Anlaşmazlık Çözüm Kuruluna başvurarak tazminat talep etmişti. Diarra'nın karşı iddiasına rağmen kurul Lokomotif'in lehine karar verip oyuncuya tam 10,5 milyon euro ceza kesmişti. Aynı dönemde Diarra Belçika kulübü Charleroi'dan bir sözleşme teklifi aldı. Ancak bir koşul vardı. Charleroi, Diarra'nın Lokomotifi olan mali yükümlülüklerinden sorumlu olmayacağına dair FIFA'dan onay almak istiyordu. FIFA bu garantileri vermedi. Çünkü kuralları gereği uluslararası transfer belgesi bir oyuncunun ayrıldığı lig tarafından verilmeliydi. Ve bu gerçekleşmeden herhangi bir anlaşma yapılamazdı. O dönem henüz lokomotife herhangi bir ödeme yapılmadığı için oyuncu ligden bu izni alamadı. Bunun üzerine Fransız oyuncu tam bir yıl boyunca kulüpsüz kaldı. Ve sonuç olarak Aralık 2015'te Diarra, FIFA, ve Belçika Ligi'ne karşı kayıp gelir talep ederek yasal işlem başlattı ve bu uzun süreç geçen haftaki karara kadar sürdü. FIFA ile Diyarra arasındaki davanın sonucunda verilen kararda, FIFA'nın oyuncuların sözleşme fesihleriyle ilgili bazı düzenlemelerinin Avrupa Birliği kanunlarına aykırı olduğu belirtildi. Bu durum da futbol dünyasında büyük belirsizliklere yol açacak. FIFA'nın talimatlarına göre bir oyuncu eski kulübüyle olan sözleşmesini haksız bir nedenle feshederse hem oyuncu hem de yeni kulüp eski kulübe tazminat ödemek zorunda kalabiliyordu. Ancak Avrupa Birliği Adalet Divanı bu düzenlemenin oyuncuların serbest dolaşım haklarını engellediğini belirtti. Avrupa Adalet Divanı Avrupa Birliği içinde oyuncuların serbest dolaşım hakkını kısıtladığına kanaat getirdi. Adalet Divanı kararının özetinde profesyonel futbolcuların uluslararası transferlerine ilişkin bazı FIFA kuralları Avrupa Birliği hukukuna aykırıdır başlığıyla şu gerekçeleri ile sürdü. Öncelikle söz konusu kurallar profesyonel oyuncuların yeni bir kulüpte çalışarak faaliyetlerini geliştirme isteklerini engelleme niteliğine sahiptir. Bu kurallar bu oyuncular ve onları çalıştırmak isteyen kulüpler üzerinde önemli yasal riskler, öngörülemeyen ve potansiyel olarak çok yüksek mali riskler ile büyük sportif riskler oluşturmaktadır ve tüm bunlar bir araya geldiğinde bu oyuncuların uluslararası transferlerini engellemektedir. İkinci olarak mahkeme bu kuralların amacının Avrupa Birliği'ndeki kulüplerin diğer kulüplerle sözleşmesi olan veya haksız bir şekilde sözleşmesini fesheden oyuncuları transfer ederek sınır ötesi rekabeti kısıtlamak ya da engellemek olduğunu belirtti. Ayrıca bu kuralların gerekli ya da zorunlu olmadığını ifade etti. Lüksemburg merkezli mahkemenin tam hükmü kuralların spor müsabakalarının düzenliliğini sağlamak amacıyla gerekli olduğu yönündeki gerekçelerin yetersiz olduğunu çünkü bu kuralların bu amacı gerçekleştirmek için gerekli olandan daha fazlasını içerdiğini ortaya koydu. Dava şimdi 9 yıldır devam ettiği için Belçika mahkemelerine geri dönecek ve orada çözülecek. Belçika'da Mons Temyiz Mahkemesi Avrupa Birliği Adalet Divanı'ndan bu konuda sadece bir görüş istemişti. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın bu kararı FIFA'nın oyuncu transferleri ve sözleşme fesihleriyle ilgili mevcut kurallarında değişikliğe gitmesine neden olabilir. Tabii oyuncunun haksız feshi üzerine çıkan cezalardan bahsedince aklımıza hemen geçtiğimiz yıl 2023 yaz transfer döneminde Galatasaray'ın TT transferi ve ondan doğan cezası geldi. TT Şahdar ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettiği için Galatasaray oyuncu ile birlikte 2,5 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Ancak TT özelinde Galatasaray tarafının sözleşmeye ceza çıkması halinde oyuncu tarafı karşılar maddesine eklemesi nedeniyle cezanın TT tarafından ödeneceği biliniyordu. Zaten bu dava geçmişe yönelik durumları çözmekten ziyade gelecekte kural değişikliğine yol açmasıyla gündemde olacak gibi. Ama yine de daha önceden bu konuda sıkıntı yaşayan bazı futbolcular haklarını aramaya çalışacaktır. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Yargıcı Emin Özkurt'un söylediğine göre artık bir futbolcu çalışma hakkım elimden alınıyor diyerek başvuru yaptığında bu tür fesih davalarında oyuncudan yana bir yaklaşım daha sık görülebilir. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın FIFA'nın bu talimatlarını değiştirmeye zorlayıcı bir tavır aldığını da görebiliyoruz. FIFA oyuncuların sözleşme fesihlerinde hem oyuncu hem de yeni kulübün eski kulübe tazminat ödemesini zorunlu kılan bu düzenlemeyi değiştirmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta İsviçre'de FIFA'nın hukuk direktörü Emilio Garcia Silviero ile Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde Kasım bir toplantısında bu konu gündeme gelmiş. FIFA yetkilileri Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın bu kararının FIFA aleyhinde olacağını öngörmüşlerdi. Ve buna uygun değişiklikler üzerinde çalışmaya başlamışlar. Şu an için FIFA'yı doğrudan etkileyen somut bir durum yok. Ancak ilerleyen dönemlerde FIFA talimatlarında bu karara uygun değişiklikler yapılacaktır. Bu değişiklikler özellikle Türkiye'deki futbol kulüplerini de etkileyebilir. Çünkü FIFA'nın çıkardığı raporlara göre oyuncu kulüp arasında en çok sözleşme krizi yaşayıp oyuncuyla sözleşme fesi yapan ülkelerin başında geliyoruz. Bu durumda da zaten oyuncudan yana karar veren Fifa, oyuncuları daha da korumak durumunda kalacak ve haksız fesih yapan oyuncuların transferinin engellenmesi durumu ortadan çıkacak. Yani kulüplerimiz haksız fesih yapıp maaş ödemediğinde transfer yasağı alırken, oyuncular aynısını yaptığında bir transfer yasağı alamayacak. Zaten bu bir tazminat şeklinde oluyordu ve tazminat da yeni kulübe çıkıyordu. Artık yeni kulübün sorumlu tutulduğu tazminat taleplerine eskisi kadar sık rastlanmayabilir. Çünkü Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın bu kararı FIFA'nın İsviçre'de merkezi olan bir dernek olmasına rağmen onu da bağlayan net bir karar niteliği taşıyor. Yani yakın zamanda FIFA'nın ilgili maddede değişiklik yapması gerekecek. Bunun için de FIFA ve PFA yani oyuncu birlikleri tam müzakereye ve görüş bildirmeye hazır olduğunu söyledi ama şu sıralar FIFA'da pek başkalarını dinlemiyor. Hatta biliyorsunuz oyuncular maç sayısının artması konusunda da öfkeliler. Neler değişebilir diye baktığımızda belki 1995 yılındaki Bosman kuralı kadar büyük bir değişiklik olmasa da oyuncuların hadi ben gidiyorum dediği noktada tek taraflı fesih yapıp rahatça kulübünden ayrılabileceği senaryolar pek uzak değil. Gidişat bonservis bedellerinin transfer dönemlerinin olmadığı, normal bir işçinin 2-3 hafta önceden haber verip istifa edebildiği gibi bir yere varacak gibi günün sonunda. Hatta futbol menajerde uzun yıl yıllar geçirenler bilir Bon bonservis işi devam etse de sezon içinde transfer yapma özelliği oyunda ilerleyen yıllarda gelebiliyor. Benim de FIFA Pro'daki avukatlardan duyduğum günün sonunda herhangi bir işçi gibi oyuncuların takım değiştirebileceği ekstremlikte olmasını hayal ediyorlar. Bu daha futbol ekonomisini derinden sarsabilir. Zira transfer ücretleri birçok kulübün en büyük gelir kapılarından bir tanesi. Son dönemde Avrupa Süper Ligi'ni kısıtlamaya çalışan FIFA ve UEFA'ya ters bir karar daha çıkmıştı. Bunlar yavaş yavaş futbolun düzenleyici kurumlardan özgürleşmesi ve bambaşka bir yere gitmesine yol açabilir. Hem transfer sisteminin hem de yeni formatlar ve organizasyonlarla birlikte tüm futbol premidinin tamamen değiştiğini görebiliriz. City'de şu anda Premier Lig'de bu değişimlerin öncüsü olabilecek bir davada karşı karşıya. Bu sezon içinde kesin kararın çıkması beklenirken küme düşme, Şampiyonlar Ligi'nden men gibi çok ağır yaptırımların masada olduğu söyleniyor. Peki bu suçlamalar ne ve gerçekten City küme düşürülebilir mi? Hem anlamaya hem anlatmaya çalışacağım. Burada City'nin hangi 115 konudan suçlandığını ve alabileceği potansiyel cezaları anlatmıştım.